Merhaba, bu videoda finish turning operasyonunu anlatacağım. Öncelikle Hypermill Jobs bölümünde sağ tıklayıp New Job diyoruz. Açılan pencerede Turning Finish Turning operasyonu seçiyoruz. Daha sonra Tool bölümünden New Tool diyerek takımımızı oluşturuyoruz. Öncelikle takım numaramızı giriyoruz. Daha sonra Insert bölümüne gelip hangi takımı kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Uç radyosumuzu giriyoruz. Teknoloji bölümünden devir ilerlemelerimizi giriyoruz. Spindle Speed bölümünde VC ve RPM olarak İki tane seçeneğimiz var. VC dediğimizde değişken devir atıyor. RPM dediğimizde ise sabit devir bastırıyoruz. 2000 devir dedik. Kesme ilerlememizde 0,25 olarak belirttik. Okey dedik. Takımımızı oluşturduk. Counters bölümünde New Selection deyip tonalamak istediğimiz çizgileri seçiyoruz. Seçtik. Strateji bölümüne geliyoruz. Cutting Site bölümünden dış çap, iç çap veya alın olarak nereyi yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Outside deyip dış çap seçiyoruz. Kesme yönlerimizi buradan belirtiyoruz. Sağdan sola ya da soldan sağa doğru seçenekler var. Biz sağdan sola doğru gideceğiz. Options bölümünde trim undercut dediği ters açılara girmez. Fine contour allowed dediği parça üzerinde kanallar varsa bu kanallara girmemesini sağlıyor. Enable pet kompozisyon dediğimiz seçenek ise takımın yarı çap telafilerini posta basar. Parameter kısmına geldim. Buradan güvenlik mesafem ve stok bölümümü girebilirim. Makros bölümünde giriş çıkışlarım approach ve red flag olarak vermiş. Setup bölümünden Collision check, çarpma kontrolüm açık. Modelim seçili. Ve bir önceki operasyonundan kalan stoğumu seçiyorum. Tekrar Generate Turn, Generate Mill seçeneğini tıklayıp hesapla dediğim zaman finish operasyonunda bize vermiş oluyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.